İyi akşamlar efendim. Bu akşam masada yine uzun zamandır peşine düştüğüm, inatla o kız buraya gelecek diye vardım. Çok tatlı bir hanımefendi var. Sürekli sorular soruyor. Nedir, o nedir, bu nedir, şu nedir? Şimdi biz ona soralım bakalım. O nedir, bu nedir? Buyursunlar efendim, Burcu Baktör bu akşam masada. Biz tanış değiliz. Öncelikle evet, onu değiliz. Söyleyelim. Ama şimdi, öyle hissediyorum. Aynen. Ben. Şimdi bizi izleyecek olan seyircilerimiz bilsinler ki biz şu anda tanışıyoruz. Halihazırda ama birbirimizi takip ediyorduk evet. Sosyal medyada. Ben de tabii ki sizler gibi onu çok kısa zamanda sevdim ve o nedirle ederim. Açıkçası peşine bir takıldım yani hepimiz gibi. Burcu, İstanbul'da doğuyorsun. Hayır. Ha şimdi hadi bakalım. Ben varım. Seninle ilgili bilgiler çok karışık güzel. Evet bakalım. Evet çok fazla evet. Karışık bilgi var. Ankara'da doğdum aslında. Aa benim gibi Ankara'lısın. Evet Ankaralıyım. Evet. Üniversiteye kadar da Ankara'daydım. Yani annem babam gayet memur. Ankara'da nerede okuyordun? Ankara'da güzel sanatlar okudum. Müzik, yan flüt, piyano okudum. Ondan sonra Hacettepe Sanat Tarihi. Sonra Amerika'ya gittim. Gidiş o gidiş. Gidiş o gidiş. Sonra Ankara'da evlendim falan. Bayağı maceralı hayatın var. Dur evet. Şimdi. Ama İlkokul, ortaokul ve lise hayatını tamamladıktan sonra üniversiteye kayıt olarak oldukça başarılı sonuçlar alıyorsun. O da bir yalan. Böyle şey yok. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi başarısız da değildim ama yani oldukça başarılı tamam, değildim. Ama Burcu şunu söyleyelim yani biz ekip olarak yanlış çalışmış değiliz. Evet, evet kesinlikle dolaşan, tabii. Evet, evet, o zaman bak var. Ne güzel seninle beraber düzeltelim. Küçüklüğünden beri yenilik ve teknolojiyi oldukça meraklıydı. Yok çok ilgisi? Güzel oldu ama. Çok iyi olmadı çok mı? Çok iyi oldu. Bence çok iyi oldu. Bence süper format oldu. Evet. Küçüklüğünden beri yenilik ve teknolojiye meraklı falan da değil siliyoruz. Son günlerin ama bu doğru. Bakayım. Son günlerin en çok izlenilen ve en popüler video paylaşımlarını yapar oldu estağfurullah. Diyor. O zaman biraz. Burası doğruymuş. Dur bakayım başka yanlış bilgi var mı? Lise ve üniversite hayatı müzik ve sanatla geçti. Evet. Doğru, doğru, çıkartıyorum. Doğru. Uzun yıllar seslendirme yapmışsın. Evet. Ankara'da mı yaptın? Ankara'da. Ben de biliyor musun ilk seslendirmeye Ankara'da başlamıştım. Ben evet ya çok acayip. Üstasyalılardan falan ders almıştım ben ve hala tüylerim diken diken oluyor. Çok acayip. Neler konuşuyordun hatırlıyor musun? Ya şöyle o şöyle tabii. Estağfurullah ne dublajı. Ben reklam seslendiriyordum. Hani para kazanıyordum bu tabii işten ki. De biraz tabii. Ki. Tabii. Aslında bir yandan da o sıralar Habertürk'te muhabirlik yapıyordum, stajyer muhabirlik. Aa bizim kanalımızdaydın. Evet, Ankara'da. Aslında. Ankara'da. Bayağı böyle elimde mikrofonla falan. Sorular soruyordu belki de o yaşta. Ama yaparsın yani. Sende aşırı güzel bir enerji ve soru sorma merakı da var. Evet. Radyo ve reklam seslendirmeli. Evet. Yaptım evet. Bunu. Tik attım. Sanat köşesi yazarlığı evet. Da yapmışsın. Dergilerde. Ne güzel. Dergilerde. Onun içinde herhalde müzik vardı. İzlediğin oyunlar, aynen. Operalar. Sergiler, konserler. Genelde sergilerdi. Aslında tam işte örnek olunacak çocuk hani anneler için ve genç sanatı seven gençlerimiz için. Sanatla iç içesin aslında. Evet. Her dalını seviyorsun. Aslında ufakken çok sıkıntılıydı. Acayip sıkılırdım yani. Böyle 4 yaşında operaya götürme beni anne yani lütfen ya. Diye böyle hani ben çok korkuyordum. Öyle deme. Acayip. Şu an senin ama sonra, onları evet. Seviyor olmanın yegan sebebi aynen, o anneciğinin sana yaptıkları. Aynen öyle evet. Yani babamla biz böyle şeyi hatırlıyorum. Aman Tanrım. Aa, geldi küçük Burcu. Bak baleyi de yapıyor. Tütüsünü giymiş. O ama şeydi mesela. Onun da hikayesi. Aslında balede hani saçların topuz olur. Evet. Yani. O has kuraldır. Hatta benim dünya öğretmenim Ankara'dan. Aa, bakar mısın? Aynı mı? Dünya Hoca. Aa canımın içidir o benim. Aynı. Çok duygulandım. Geçen gün balerin kim vardı masamızda? Ebru Akel. Ebru Akel. Ebru ile konuşurken dedim. Ya Ebru dedim. Benim Dünya Hocam dedim. Ankara'da bale hocamdı. Beni baleden attı dedim. Beni de attı. Onu anlatacaktın şimdi bir zaten. Bir saniye Dünya Hoca hali hazırda Ankara'da. Haberin var mı? Vefat etti. Evet. 4-5 yıl oldu. Ay Allah rahmet eylesin. İnanılmaz disiplinli hiç bir göremedim kadındı. Onu ve gitti. İnanılmaz disiplinli bir kadındı ve o saça geleceğim. Mesela o saç aslında hani orada aslında özgür olmak için. O sanırım kreş falan hani ya da ilkokula giderken bir yandan da bir kulübe gidiyordum. Evet. Korkunç işte annemle babam okuldan çıkıp başka bir okula gidiyordum falan. Orada o tütüyü giyip saçlarım açık bale yapmak istiyordum çünkü hep. Yani böyle bir şey mümkün değil çünkü balenin. Tabii ki yani. İnanılmaz kuralları var. Tabii dimdik duracaksın falan.
dünya hoca sinir olurdu bana. Sinir olurdu yani. Tacı unuturdum, bilmem neyi unuturdum falan. İnanılmaz disiplini. Çok ama çok beni severdim. Beni de bu kızın vücut yapısı baleye uygun olmayacak deyip küçük yaşta annemi görüp kız hayal kırıklığına uğramasın deyip beni aldırtıyor biliyor musun? Aslında ya. Çok önemli bir bence manevra. Tabii. Ay bak, evet, senin, Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Evet. Dünya hocamız, ona teşekkür ediyoruz bize emek verdiği için. Ay çok tesadüf inanın. Evet. Amerika'da 2 yıl Türkçe öğretmenliği yapıyor. Evet. Sen ne yapıyorsun? Çok saçma arkadaşım, değil mi? Sen nereden çıkıyorsun ya? Yapmadığın bir şey var mı? Ya şöyle oldu o da. Ya nasıl? Aslında şey... Şimdi Amerika'da yaşamaya karar verdiğimde, şimdi tamam okul için gittim, sonra döndüm, sonra evlenmeye karar verdik ve Amerika'ya yerleşmeye karar verdik. Şimdi kaç yaşında evlenmeye karar verdin? 24 müydüm, 23 müydüm? Kaç yılında evlendim hatırlamıyorum. Tam bir çılgınlık rüzgarı değil mi? Öyle bir şeydi. Hala evli misin? Hayır, boşandım. Tabii ki boşandım. Yani tabii ki derken... Hayır yani asla yanlış anlaşılmasın ama 24 yaşta evet. Eşin kaç yaşındaydı o zaman? Aramızda 4 yaş var. Senden küçüktü 4 yaş. Büyük. Ha o dine evet. Biraz daha evet. Mümkünmüş. Evet. Dur bir reklama gideceğiz. Tamam. Sonra bölmek istemiyorsun. Tabii ki de. Niye tiyatro niye okumak istemiyorum? Niye acaba? Acaba bu müziğe hep yönlendirdiler. Hani ellerine sağlık diyoruz. Hapşırıyor çok yaşa diyoruz. Evet. Yeah. Mesela şimdi buna şaşırdıklarını ay yine kendi kendine oldu. Ya ne, hep sürekli şunu duyuyorum böyle şey diyorlar. Canımsın sevdam. Para sevdalım. Nine. Falan anladım ben diyorum ki ay yok asla falan. Selfie nedir? La 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 la. O zaman bir soru daha sana. Evlilik nedir? Söyle bakayım. Ay evlilik. Of çok zor şey. Son paragrafta şeyden bahsettiydim ona cevap vermedin falan. Yani konuşuyor musun böyle? Ben duramam. Düşünmedim. Hani iyi miyim? Ne okuyorsa o ne demek? Bu ne demek? Siyah bardakta içi ağzına kadar su dolu değil de hani ilk adımlarımı atmaya çalışırken çok defalar düştüğüm de doğrudur. Ellerim beni yerden kaldıran anne eli kokar. Ay şimdi isim söylemeyeyim kıza şey yok ki gücenen olur. Evet, bayılıyorum bu cevaba. Evet efendim bu şaka değil. Bir yayına bir ara verebilir miyim? Bağ mı dedin? Bağ mı dedin? Ne oldu? Bu fotoğraf bambaşka bir şeyle karşı karşıyayım. Ne güzel fotoğraflar bulmuşsunuz ya. Bunları nereden buldunuz? Nereden buldunuz, ne yaptınız? Bravo hakikaten. Bulduk evde, birkaç gecedir evdeyiz. Evet. Vallahi nereden buldunuz? Ben de şaşırdım. İşte biz onları buluruz. Aa harikasınız gerçekten. Sen de Allah Allah ya, dost musun düşman mısın? Diyorum ki hafiye mi tuttunuz ya bunları? Nereden buluyorsunuz? Ya, o belgede mi var yoksa? Ya ama ben onu ya. Bulduk, onu konuştuk. Ağlayacağım çünkü. Çok güzel araştırma yapmışsınız. Teşekkür ederim ekibinize. Bir şey söyleyeceğim, bunu ben alabilir miyim? Bu kim? Onu da bulacaksınız diye korkuyorum. Tüm emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Doğa çok teşekkür ederim. Ne hissediyorsun böyle? Aa, çok tatlıymış, hoşuma gitti. Şimdi ilk defa böyle hepsini aynı anda görmek. Yine gözleri doldu. Yok bezleyim ya. Alacağım ya, bunu bana versenize dedim zaten. Şimdi tekrar söylüyorum. Evet ya işte her şey bu masada böyle sürprizler yapıyor. Evet. Çak. Aferin senin ekibe. Doğayla her şey bu masada. Amerika'ya gittiniz beraber. Evet. Amerikalıydı zaten. Amerikalıydı. Evet, evet, kocam Amerikalıydı. Sonra orada şimdi hani ne yapabilirim diye bakınıyorum hani opsiyonlarım ne. Çünkü hani hala sanat peşinde koşuyorum tabii ki. Hani sürekli Washington DC'de yaşıyorduk. Ondan önce de ben Washington DC'deydim. Montgomery College'da okuyordum. Ama New York çok yakın. Ya aslında çok benzer şeyler yaşadım. Hani Ankara'da doğdum, Ankaralıyım. Evet. Ama hep bir İstanbul'u özlemdi. Çünkü konserler, iyi her şey konserler, İstanbul. Her şey İstanbul'daydı. Tabii. Ve hep, sürekli hafta sonu buraya gelirdim. Konsere gidip geri dönerdim falan. Aynı hikaye orada da. İşte Washington DC, başkent. Aynen başkent hissi. Aynen, doğru söylüyorsun. Takım elbiseler falan. Daha şey daha bir soğuktu evet, değil mi? Evet aynen öyle. Ve düzenli, tertemiz evet, falan. Evet. Ankara yani evet, aslında. Evet hakikaten doğru. İşte, ve New York'ta İstanbul ve Washington DC ile New York arası yine aynı mesafe. 6 saat hani otobüste. Git gel yapıyor aynı musun tabii, peki? Tabii tabii. Deli gibi yani. Cuma günü çıkıp mesela bir müzikal var bir şey var.
Ve böyle şey Chinatown işte Çin otobüsleri var. En ucuzudur böyle, korkunçtur. Ama korkunçtur. Bıltırı bıltırı gidiyor. Böyle böyle gidersin ve hani yani yolda kalırsın, başka araba yollarlar falan. Ama çok komik ya, 5 dolara falan gidiyorsun. Ne güzel işte. Böyle öğrenciyken o zaman böyle çat onu alıp böyle tıngır tıngır New York'a gidip Penn Station'da inip oradan işte biletle bilmem ne oyunu izleyip hatta Genco Erkal'ın bile oyununu izlemiştim var New York'ta. Orada. Yani çok acayip. Aslında şöyle söyleyebiliriz. Yani senin çocukken hamuruna suyuna ne kattılarsa sen sanatın bütün dallarına çok ilgi duyan ve evet. Aslında şimdiki merak eden. Evet. En güzel şey bu evet. Zaten. Çünkü merak etmeden zaten bilgi gelmiyor. Ya heyecan ben mesela da gelmiyor. Hani sizi izler gibi oyuncuları falan izler. Ya böyle şey oluyorum. Hani duygusal bir sahnede ağlamıyorum da mesela. Yok onda da ağlıyorum, yalan söylemeyeyim de. Şeyde bile ağlıyorum. İyi oyunculuk hani böyle. Hani öyle bir şey yapıyorsun ki mesela sahnede ve ağlamaya başlıyorum i̇şte böyle. Çok güzel. Hani, sen yani hayranlık çok duyuyorsun. Çok acayip oluyorum mesela. Evet. Peki neden konservatuvar okumayı düşünmedin? Neden tiyatro okumayı düşünmedin? Aslında hala annem de sorar bana niye tiyatro? Şimdi tiyatro kurslarına da gidiyordum. Tiyatro dersleri de alıyordum Ankara'da. Şimdi tiyatroya zaten hani babanız falan böyle altın erkekler ya oyunları ben artık ezbere biliyordum mesela işte Şinasi. Yani hepsi nerede ne varsa artık böyle arkadaşlarımı da hani bir oyunu çok sevdim mesela Aziznameyi herhalde bir 10 kere falan izlemişim artık ezbere biliyorum. Yani oyun ezbere bilinir mi? Yanımda arkadaşlarımı götürüyorum bilinir mesela. Tabii. Böyle ağzım oynuyor falan manyak mısın falan diye. Yani tiyatro oyunu mu? Kuvayi Milliye'yi hemen hemen ezbere bilirim ama yani. Ama siz şimdi oyuncusun. Ama oynamadım. İzlemekten ezberlemiştim. Çok güzel evet, bir şey. Evet, senin çok ilgin, acayip bu senin alakan. Çok yani buna... Ama tiyatro evet niye... Niye tiyatro niye okumak okumadın istedim? Acaba? Acaba bu müziğe hep yönlendirdiler. Yönlendirdiler. Aldığın kurslar belki seni izleyici olarak da bir yerde tatmin etti. Ya aslında oyunculuğa acayip yani istiyorum kesinlikle deneyimler. Yani çok fazla kısa filmde falan oynadım hani şöyle. Ya şöyle yapacaksınız ama, bunları tabii ki. Bir şeyler var aslında bakıyoruz. Var yapacaksın. Bakıyoruz. Sen belli ediyorsun kendini küçük hanım mutlaka. Ama daha çok yazmak hep böyle. Yazmak. Hani, evet. Evet. Şimdi ona gelecektim zaten. Şimdi Amerika'daki Türkçe öğretmenliğini atladık. Oradaki Amerikalılara sanıyorum Türkçe öğrettin. Evet bir yaşasın. Üniversitede George Washington Üniversitesi'de bayağı 35 kişilik sınıfım vardı ve... böyle Çince bilmem ne bir sürü dil vardı. Hani üniversiteye giden öğrenciler ekstra kredilerini tamamlamak için Türkçe ders alıyorlar. Kolay öğreniyorlar mıydı? Ya dili tekrar keşfettim ve inanılmaz bir şey. Yani başka bir ülkede Türkçe. O dili keşfetmek nasıl bir his anlatamam. Yani doğrudur. Mesela hani ellerine sağlık diyoruz. Hapşuruyor çok yaşa diyoruz. Evet yok sıradan diyoruz ama yok ki. Mesela şimdi buna şaşırdıklarını ay yine diken diken oldum. Ya hep sürekli şunu duyuyorum böyle şey diyorlar. Ya ne kadar duygusalsınız abi nasıl işte. Ellerine sağlık ne demek diyor yani. Çünkü onlar enjoy diyor ve bitiyor tabii. Yani. Hapşuruyorsun God bless you falan. Ama ona gelene kadar sen benim canımsın sevdam, kara sevdalım. Şimdi boşanmaya gelirsek niye boşandığımızı anlamışalım. Amerikalı'dan olmuyor. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Yani çok şükür evliyim üstelik eşim. Ay ve çok tatlısınız. İstanbul ve Mardin kırması size. Bir eşim var ama... Yine memleketim ve evet. Bizim beylerimiz evet. Yani. Gerçekten dünyanın çok zor. Hiçbir diline ve insanına benzemiyoruz. Evet, evet. O aynen, çok güzel bir kesinlikle. Şey. Ne gülüyorsunuz siz orada? Berlin'de reklam sektöründe çalışıyorsun evet, sonra. Evet. Ona da diyorsun bir el atayım. Evet ya orada aslında bir yandan da... ya orada aslında şey... aplikasyon yazarlığı hani çevirdiğinde Türkçe'ye. Süper. Hani orada da aslında... aslında reklam değil de hani şey bir şey yaratmak. Bir oyun yazıyordum mesela. Şöyle bir oyun çok tatlı olur. Süper. Almanca konuşuyor musun? Nine. Ya. Ama İngilizce olarak ihbar ediyoruz. O kadar. Çok zor. Ya Berlin'in de güzelliği şuydu. Berlin çok acayip bir şehir. Yani evet çok. Aşığım. Ben gerçekten çok aşığım. İngilizce herkes biliyor ya da... Yani çat pat da konuşsalar İngilizce. Hani benim İngilizcem evet biraz... Tabii iyiydi yani. Çat pat da konuşuyorlar bir şekilde anlaşıyorduk. Ya da bilmiyorum daha yani şey de olabilir. Bir de çok kibardır ya Almanlar. Bilinenin aksine ancak orada yaşamak lazım. Kesinlikle öyle. Ben derdim ki ay Almanlar falan. Eşim de Alman okulu mezunu. Ana dili gibidir hı-hı. Almanca. Bana hep derdi ki hayır Doğa yanılıyorsun. Bir gün seninle Almanya'da bir süre kalalım.
oradaki kibarlığı görünce çok şaşıracaksın. Ay, hiç inandırıcı gelmiyor. Ay vay nih mih mih falan anladım. Ben diyorum ki ay yok asla falan. Çok uzun süre Almanya'da kalma şansım oldu bu güldür güldür nedeniyle. Kaldınız. Çok yani buradan Almanya'daki bizi izleyen herkese selam. Doğru tabii turneler falan. Gitmediğim yeri tabii, yok öyle söyleyeyim. Tabii. Bayağı Almanya'yı böyle tabii. Avucum içi gibi biliyorum neredeyse. Ama Berlin'e aşık olduğumuz için evet. Biz de karı koca hep Berlin'e Berlin çok farklı. Gidiyoruz. Hani Hamburg'a başka yerlere gidiyordum iş için ama Berlin... Orayı görmek bisiklet tepesinde biliyorsun her şeyi. Bambaşka. Aynen. İşe peki, bisikletle gitmek. Peki sonra geldin başımıza iş açtı. nedir o nedir bu nedir şu nedir derken... Evet. Biz seni böyle çok kısa zamanda sanki böyle bir şey gibi... bir böyle küçük bir vitamin yutar gibi seni yuttuk ve artık seni tanıyor oluyorduk. Nedirlerle ilgili bir kolajımız var. Gel onlara bir bakalım üstüne konuşacağız. Tamam. Hem de izleyelim doyulmaz. Ay teşekkürler. Sizin durum pek iç açıcı görünmüyor. Ne kadarlık ömrüm var? Birkaç saate patlarsın. Beynel minel nedir? Minel uluslar, beyin de iki şeyin arası. Beynel minelde ne oluyor? Bu esprileri yapıyorsun sonra nedir çok bozdu yazıyorlar ha. Gülmüyorum da farkındaysan. Sinirden gülüyorum. Uluslar arası. Bir işin olumlu yola girmesi için en uygun zaman. Ya da iş görecek kimsenin ters davranmayarak, güçlük çıkarmayarak uysallık gösterdiği zaman. Sana da oluyor mu böyle ya? Böyle arkadaşın aklına geliyor sonra pat arayıveriyor. Hissi kablel vuku nedir? Bazı kelimeler çok sıcak. Hissi his. Kable önce, el vuku olma. Bir şey olmadan önce hissetme. Yani ön ses. Sen sıkılaştıramadıklarımızdan mısın? Korse nedir? Korse ince görünmek için kullanılan esnek iç giysisi. And the Oscar goes to... Yes! Leonardo DiCaprio! Who are you? Heykelciğin asıl ismi Academy Award of Merit. Oscar ne? Akademinin bir çalışanı bu heykeli görünce aynı benim Oscar amcam demiş. Sonra da Oscar kaldı. Türkçede kaç kelime var? Çok. 100 bin? 500 bin? Kaçını kullanıyorsun? 200. Vallahi benim 50 kelimeyle idare ettiğim oluyor. Pestenkerani nedir? Saçma demek pestenkerani. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Her yeni başlayan sergüzeşt, heyecan dolu, çilek kokar. Sergüzeşt nedir? Macera demek. Türk edebiyatının ilk gerçekçi romanı. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Son görünmeyi kapatmışsın. Akşama yiyeceğin combo triptir. Sevgili nedir? Sevilen, aşık olunan kimse. Yavuklu, dost, yar, canan. Ne kadar seksi olduğunu kışın gösteremiyor musun? Patlat bir yaz fotosu. TBT senin için var. TBT nedir? Çok önemli. TBT, Throwback Thursday. Hey gide hey. Nerede o eski günler? Oğlum neyini anlamadın? Kule bu işte. Buraya dikeceksin. Dik diyeceğim dikeceksin. Öğrenci nedir? Öğrenci sen de hissedeyken. Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse. Okul çocuğu. Talebe. Çocukluk biter, öğrencilik başlar. Canım o atkı olmuş mu hayatım? Beyaz çorap ne yapmıyoruz? Tercih etmiyoruz. İtalyan stili nedir? TDK'de yok. Bunu mu demek istediğiniz gibi bir şey çıkıyor. Aa ama bu çok şık. Detaylara bayıldım. O yastıklar var ya bana atıyorsunuz. İşte o yastıklar İtalyanlar şey yapmış bunu. Ama onlar yastık demiyor tabii. Armut koltuk diyor. Bence de doğru bir şey söylüyorlar. Sarı var yeşil. Çok güzel. Ya, teşekkürler. Bir kere çok farklı ve dediğin gibi bilmediğimiz kelimeler... Hatırlamadığımız, unutulmaya yüz tutmuş, bize Arapçadan gelen, Farsçadan gelip yerleşen, kullandığımız ama anlamını bilmediğimiz. Nasıl bir yola çıkıştı nedir? Nasıl? Senin fikrin miydi? Yok, benim fikrim değildi. Devam ediyordu zaten. Bildur Kaya diyecektim. Bildur Bolu. Başka biri yapıyordu. Evet. Ve ayrılmak istemişti o sırada. Ben de o sırada böyle auditionlara falan gidiyorum dizilerde. Hatta böyle bir tanesi neredeyse olacak yönetmen görüşmesine gittim falan. Ve o sırada da Orçun'la işte bu işte yönetmenimiz. Önce beraber yazıyorduk. Başta ben yazdım. Sonra beraber yazmaya başladık. Sonra o kadar çoğaldı ki evet, Orçun yazmaya başladı. Evet Orçun Baş. Evet Orçun Baş. Onu da buradan selam gönderelim. Çok çok başarılı bir iş yapıyor. Evet sonra? Onun da dayısıyla ben Berlin'de felsefe akşamları yapıyordum. Oradan tanıştık falan. Ve böyle bir şey teklif etti. Peki öğrendiğin en ilginç kelime? Oo. Öğrendiğim.
Hiç bilmiyordum ben. Ben mesela deminkini bilmiyordum, biliyor musunuz? Sergüzeşti mi? Hayır, o sergüzeşti biliyorum, tamam. Da öbür pestenkerhane. Hiç onu ben biliyordum. Sen biliyorsun Koray Pesen. Sen onu? Ha, kimse bilmiyor. Pestenkerhane. Pestenkerhane. Evet. Enteresan bir kelime. Evet. Bir hiç aklıma gelmiyor senin şimdi. Senin bak gelmiyor. Vallahi peki, gelmiyor. Peki. Kesin vardır da. Selfie nedir? La 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 la. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya selfie insanın kendisini çok sevmesi. Neden siz de sevmiyorsunuz ki ya, diye düşünmesi. Ya. Ve o zaman bir soru daha sana. Evlilik nedir? Söyle bakayım. Ay, evlilik. Çok tatlı bir şeydir. Çok tatlı kurum, bir muhse. Arada seni zorlayacağım, böyle soracağım sana. Peki sen başladın bu işe 2014 Eylül ayında başladın, evet. Değil mi? Evet sanırım. Eylül ayında ve hali hazırda devam etmekte midir? Yok. 4-5 ay falan. Neye göre karar verdiniz bitirmeye? Bitmeyecek ben bıraktım. Bırakmak istedim. Biraz şeye dönüştü. Sponsorları almaya başladık falan. O mu senin gibi hoşuna gitmedi? Hoşuma gitmedi de değil. Aslında iyi gidiyordu ama çok fazlalaştı. Çok çok fazlalaştı ve artık ya bize de sormuşlardı mesela. Üniversiteye gittiğimde falan soruyorlar, ne zaman bitecek ya da biteceğini ne zaman. İnsan hissediyor, hani gitmiyor. Tadı artık kaçıyor. O samimi, hani hissettiğim anda ben şey dedim, yani hani ben gitmek istiyorum. Anlıyorum seni. İşine özen gösterdiğinde anlatan bir tavır bu ama çok uzun süre devam edebilecek bir format ama bak. Yani çünkü sürekli kelime evet, var. Evet, evet, evet. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Yani sürekli yeni şeyler oluyor. Hı-hı. Gündem biliyorsun bizde çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla evet, evet, kesinlikle kullanılacak öyle çok şey var. Tamam, eskide kaldı, evet, geçti gitti. Evet. Sonrasında bir Cem Yılmaz'la buluşuyorsunuz. Evet. İki, biriyle daha buluşuyorsunuz. Okan. Okan geldi. Okan'la. Nasıl, niye oldu sence bu bizim biricik... Ya çok tatlılar. Okan'ımızın... Sana ulaşması, yani ne dikkatlerini çekmiş daha doğrusu? Bilmiyorum ki. Yani şimdi hani ben söylemeyeyim de onu. Bilmiyorum ama çok çok tatlı hareket. Yani hani Beyaz da aradı. Onunla da buluştuk, konuştuk. Ne güzel hani bir şey. Beyaz bizim... mesela konuk olmadı ama ya çok tatlı insanlar. Mesela o da şöyle bir şey söyledi. Hani beraber ne varsa aklında ya da hani yardımcı olabileceğim ya da yapabileceğin, beraber oluşturabileceğimiz, ben buradayım. Ya, çok şahane bir hareket. Ne kadar güzel. Acayip yani seni bir anda bir, çünkü onlar biliyorsun yani şimdi Cem, Okan, tabii, bunlar yani bizim önemli isimlerimiz. Evet, evet, evet. Kendi aralarına seni davet ve, etmeleri ve çok şık bir hareket. Ve tanıdıktan sonra şeyi daha da net görüyorsun. Yani hani bu adamlar boşuna zaten o adam olmamışlar. Şey Cem dünyanın en tatlı adamlarından biri. Hep yardımla hani bir teklif geldiğinde bile arayıp sordum. Hani bunu ne yapayım falan. Ne güzel, ne fikir güzel, söyler, ne anlatır, hiç üşenmez. Okan zaten radyo Okan, yaptık aynen, sonrasında. Okan'la yaptınız ama dur bir dakika. Şu Cem'le bir atışmanız varmış. Ha, evet. Cem Yılmaz'la. buradan da ona selam edelim. Selamlar. Uyusundan gelsin. O başlasın. Estağfurullah abi. Sen büyüksün. Ankara'da deniz yok. Vefa İstanbul'da bir semt adı. En iyi iş gıda işi. Krizde bile batmaz. Ben küçükken sarışınmışım. Selanik göçmeniyiz. Mankenden de oyuncu olmaz. Ruslar zaten onun için geliyor. Almanlar ağır sanayide iyi. Bir de herkesin kendine göre kırmızı çizgileri vardır. Taksim bitmiş abi, bitmiş. Dört nala sevişmek lazım. Çok güzel bina, önü kapanmaz. Gençsin, yaya yakarsın, ekmeksiz götür. Burcu ne oldu? Soluk soluğa izleyeceğiniz bir macera. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Yağışa en çok sevinen ise yine minikler oldu. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Naber? Ay ne güzel bir şey. Çok güzel bir anı, evet, senin için. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Bu işin duayeniyle yani of, neredeyse of, değil evet, mi yani? Evet, evet. Kelimelerin, şakaların ustası bir adamla beraber. Aynen. Peki aynen, şu anda hali hazırda olduğun yerden mutlu musun? Kesin hayallerimi yapacaklarım var. Evet. Bunları ayır. Hı-hı. Sadece şimdiye kadar. Böyle tanınmak hoşuna, hı-hı, gitti mi? Yani kim bu kız? Yani Nedirci kız var ya. Hı. Ha tamam, o anlamda. Bilmem, hiç düşünmedim. İyiyim ya. Ya ben... Acayip barışığım kendimle. Yani böyle şey, hiç mesela bunu bile çok düşünmedim. Hani iyi miyim ya da çok iyi anlıyorum sorduğunuz soruyu. Hayır, insan soruyu kendi kendine böyle bir yalnız kaldığında... Ya, acaba şöyle mi? Doğru mu gidiyorsun acaba? Bu yaptıkların seni mutlu ediyor mu? Tatmin olmamız gerekiyor çünkü evet, bir evet türlü. Hani o duyguyu yaşıyor musun diye sormak istedim. Yaşıyorum. İşte yaşamadığımı hissettiğim anda da
gidiyorsun hemen. Bırakıyorum. Yani şöyle tabii ki hani hani böyle şıp sevdi hani bu olmadı gideyim değil de. Yok tabii onu, ki. Onu tabii ki şeyiyle hani oluruyla. Hani mesela sözleşmem bitene kadar ben oradaydım. Hani nedir dedi falan. Aile, yani hani öyle asla çocuk öyle tabii kesinlikle o anlamda tabii değil ki. Ama tabii ya, istediğim şeyler var diyorum ya, işte film yazıyorum mesela, şimdi bir senaryo yazıyorum falan. Bir yerde mutsuz olduğumda bile hani bir tarafta bir iş yaparken başka bir şeyle ben kendimi zaten mutlu ediyorum, motive ediyorum. Yani onun için mesela hep babamla da şey konuşuyoruz. Böyle hani bir yerde ben kahvecide çalışıyor olsam da ben yine mutlu bir kahve satan kadın olacağım. Ne demek yani, aziz hani... nesin? Çöp toplayacaksan en iyisi, en mutlusu ol. Aynen öyle. Öğretmen olacaksan en iyisi ol. Yani koflayarak, oflayarak ya zaten yapıyorsun. Zaten aynen, o saatte tabii oraya ki gidiyorsun. Zaten tabii o kahveyi ki alacağım ve vereceğim bu kadına. Bunun tadını çıkar. Aynen öyle. Bir de bize surat yapma, bize ters ters bakma, evet canım kardeşim. Ben sana ne yaptım? Ve ben konuşuyorum da yani. Üflediğinde niye üf? Yani konuşuyor ben musun böyle? Ben duramam. Ben... Of, benim korkunçtur ya. Benim arkadaşlarım benimle çok... Hayır dedik. Yani bir yerde sen... bir kavga göreyim gidelim. Evet. Ne yap, arkadaş ne yapıyorsun? Değer mi falan diyor böyle. Aman ha. İşte. Peki, seni Gülse Birsel'in bir dönem yaptığı bir GAG programı vardı. Evet, çok da bayıldım. Evet, çok çok iyiydi sahiden de. Ona benzettiler mi? Benzettiler, benzettiler. Bir sürü şeye benzettiler. Ama ya nasıl gerek karşılık verdin bunlara? Nasıl tepki gösterdin? Hiç tepki göstermedim. Mutlu hoşuna da... Hoşuna gitmiştir. Hani, dürüst olmak gerekirse ne beni çok mutlu etti. Bu Gülse Birsel'i sevmiyorum ya da o programa bayılıyorum. Gülse Birsel'e bayılıyorum. Ama İlk yapan hani zaten o beni bir şey hissettirmiyor. Çünkü şeyi biliyorum, hani sanat, bu işler hep bir şeyin üstüne basarak. Ya mesela benzetmek benzeyebilir. Hani o beni ne kötü hissettiriyor ne iyi hissettiriyor. Öyle. Öyle. Hissiz bir tipim ben. Hayır, hissiz değilsin. Dolusun. Aklın ay çalışan ve farkındalığı çok yüksek bir insansın bence. Çok o da zaten sana yetiyor. O işte kendiyle barışık olmak, aslında özgüvenli olmak. Özgüven tabii ki önce anne babadan, sonra değil mi yeteneklerimizi geliştirmek, ilgi alanlarımızı, her şeyi bırak sanatın içinde olmak evet zaten. Peki... Ham diye bir kitap yazmışsın evet sen şu anda. Bilmiyorum görüntü falan bizde ama ismi çok hoşuma gitti. Ay teşekkür değil ederim. Hamdım, piştim. Teşekkür ederim. Geldi bak. Ay, evet. Kapağı da çok güzel. Bana biraz henüz çıkmadı biliyorum. Evet. Arzu ederdim ki aslında senin kitabın çıktıktan sonra almak ama o zaman da çok vakit girecekti. Evet, evet. Seni kaçırmak istemedim. O yüzden kitabını şimdi senden dinlemek ay istiyorum. Neler yazdın, neler anlatacaksın, kitapta neler vaat ediyorsun? Kitapta şiirler var. Ben yani çocukluğumdan beri benim kardeşim yok. Ve çok yazarak kendini anlatan bir kızdım. Yani böyle tartışmalarda falan da böyle babamla annemle falan böyle kızdığımda falan sayfalarca böyle yazardım işte. Sen bunu dedin ama yani falan diye. Çünkü hala da öyle aslında, böyle işte sevgilimle ya da biriyle falan böyle çok tartışamıyorum, böyle hani birebir tartışamıyorum. Yazmak daha... Yazmak çok daha rahat. Hem doğru beni rahatlatıyor hem de pişman olmuyorum. Çünkü yazarken hani bir şeye dönüşüyor ya hislerim. Evet. Hani elinde ya şey hissi, hani kızgınım, öfkeliyim ve şu an kızgınlığım ve öfkem burada. Elimle tutabiliyorum, somutlaştı. Ve ben bunu artık istersem alırım. Senin kapını atarım kavga ettiğim kişinin. Aynen. İstersem ya da onun okusun, belki de bir şeye saklarsın yarar ve bana döner. Ya da saklarım ve o zaman neye kızmışım falan. Yani bu çok acayip bir şey. Onun için zaten hep şeyi söylüyorum mesela yakın arkadaşlarıma da, yetenekle ilgili bir şey değil. Yazmak çok iyi hissettiren bir şey insana kendini. Ve kendini anlaması için de çok acayip bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey aslında. Kendini evet tanımak adına değil mi? Evet, okuma yazmayı bilen herkesin yapabileceği bir şey. Günlük niye vardır ki? Günlüğün aynen, çıkış aynen nedeni bu zaten. Evet. Söyleyemediklerini, evet, içinde çözemediğim duyguları. Evet. Kendimi bildim bileli günlük tuttum. Ya, bildim bileli. Ya. Kilitlisi, kilitsizi, kokulusu, pembelisi, ağırlısı, hala hepsini saklıyorum. Hatta bir düşünmüştüm. Ya, evlenirken acaba bunları atmak mı gerekir, yakmak mı gerekir? Sonuçta ne bileyim, yazmışım da yazmışım. Eşim dedi ki, ya dedi, doğa öyle şey olur mu? Hayır, onlar senin hayatın. Belki ileride çoluğun çocuğun olur.
okuruz, güleriz filan. Hakikaten ama efendim bir dal koparmışım. İşte bugün en duygusal günüm. İşte. O dalın üzerine 15 sayfa. Ya, ne yazıyorsun? Ya. Hoşlandığım çocuk bana sıra vermemiş. aman tanrım ben ateşli hastayım. Viran oldum yolunda. Ne var bir yer vereydin nereye kadar. Bunlar bizim işlerimiz. Çok iyiymiş. Şimdi o anda dönüp anlatamıyorsun ki evet, kimseye evet, çektiğin evet. acıyı veya mutluluğu. Evet. Dolayısıyla o günlük senin... Sırdaşın oluyor evet. yani. Onun gibi bir şey aynen sanıyorum. Aynen öyle kitapta. İşte. Onun için de hep yazardım. Hep yazarak anlatırdım kendimi. Hatta babam böyle artık tartışmak izlemezdi benim de. Çünkü 15 sayfayla geliyordum böyle. O da fazla. Falan diye böyle babam da hayda yine şimdi okuyacağız. Yani. Ama biraz sıkıcıymış artık 15 çünkü, hayır çünkü bir de okuduklarımızı anladık mı da yapıyorum yani hani. Hani ha. öylesine bir okumuşsa onu da anlıyorum. Çünkü son paragrafta şeyden bahsettiydim ona cevap vermedin falan diye. Böyle babam aynı. Adamın zaten işi gücü başından aşkın. Bir de şey yapardım mesela. Adamcağız böyle çünkü kitap da okutmuyordum annemle babam. Ne okuyorsa o ne demek bu ne demek falan. Şimdi babam genelde evet, felsefe ha. kitapları falan okuyor. Annem daha böyle hani romanlar, aşk romanları bilmem ne. Şimdi kızacak bana ben niye felsefe okumuyor muyum falan diye. O da okuyordu canım o da okuyordu. Ama babam daha çok böyle hani evet bu adam. Çok böyle felsefe, çok terminolojik şeyler içinde olan şeyler okuyordu. Onun için de böyle adamcağız artık gündüz ya da şey yanımda okumuyordu. Çünkü boğuyormuşum adamı yani bu ne demek o ne demek ne falan. Gece işte, böyle bir gün şunu keşfettim. Gece kalktım saat 2 falan böyle su içmeye. Mutfağa gittim. Babam böyle yazık gözlüğünü almış mutfakta köşede. Köşede kitap okuyor böyle gece. Ay, kendine kitap ona. Okuma şeyi yapmış. Bak geldi babam ay, evet, anne bak. Yazık değil mi o babaya? Ve sonra ne yaptım? Gittim yine o saatte. İki sayfa okumazsan uyumam diye böyle anını vuracağım diye. Sana okusun diye. İşte evet nerede kaldıysan hani nerede kaldıysan hiç önemli değil iki sayfa oku uyuyacağım söz ama iki sayfa okunacak. Şimdi senin ya, kitap yazdığını duyunca baba ne dedi anneyle baba? Doğa diyebilir miyim bu arada? Tabii ki diyebilirsin. Babamın zaten tek yani gözleri falan doluyor. Tabii, hani etkili. Benim yazmamla ilgili çok büyük bir böyle şeyi var. Babamın hevesi, isteği. Çünkü o çok istiyordu biliyorum. Annem de müzik konusunda beni işte piyano derslerine, şeylere falan yollamasını... Çalabiliyor tabii. musun piyano? Yani piyano çalamıyorum. Selamlar Yüksel Hocam. Piyano çalamıyorum. Yan flüt çalabiliyorum. Ama ne güzel yan flüt de ne güzel, ne zarif O da çok aslında kolay. Yani üflemeyi öğrendikten sonra çalınabilen bir enstrüman. Ne diyorsun? Vallahi. Yan flütçüler kızmasın şimdi sana. Kızsınlar. Ne demek kolay canım yani, ben yıllarca çalıştım falan ki? Diye. Peki çok sevindi baba kitapla evet, ilgili. Evet çok sevindi. Bu kitapta da işte şiirlerim ve öykülerim var. Tabii küçüklük yaşlarında yazdıklarım değil. Artık evlilik yaptıktan bilvesini. Sonra. Evet. bir tık büyüdükten evet, sonra evet, yazdığın evet, şeyler var. Evet. Peki nasıl bir kitleye hitap etmek istiyorsun? Seni kimler okusun istersin? Okuyup anlasınlar mı istersin? Demleyip anlamasınlar mı istersin? Of çok zor soru. Aslında kolay soru da ben şeyden hep yanayım. Mesela ben okuduğumda da ya da bir film izlediğimde de. Şimdi annem buradaydı. Ben böyle bir ağır alerji geçirdim geçen hafta. Hemen annem ay, uçakla geldi. Olsun. Çok teşekkür ederim. Geldi mesela o, böyle bir bunalttım onu işte. Jim Jarmusch filmleri açmaya başladı falan. Eyvah. Şimdi kızım hani izliyoruz tamam da şimdi izliyor. Ve hani sonunda sonu yok hani. Bir şey olmuyor yani, ya. Jim Jarmusch hani, olunca hani, işte bir sana şey onu var. Soruyorum. Yani i̇şte, kitap da böyle bir aynen, şey mi olacak? Aynen evet. Bana yani, şeyi çok seviyorum ben. Siyah bardakta içi ağzına kadar su dolu değil de hani başka bir şey. Yani böyle fovizmi de onun için seviyorum. Mesela şekillerinden bağımsız. Yani bir, mesela bardak deyince aklımıza bir şeyler geliyor ya da kalem deyince ama... Ben başka bir şey gelsin aklına istiyorum. Tahmin ediyorum aşağı yukarı. Keşke o olaydı da bir tane okuyaydım. Ben ay okumak isterim. Ay hadi bir vallahi. Tane oku. Ama şimdi benim hazırlanmış değil mi önceden? Aa bakayım nerede? Çok zor olacak bulmam. Oku oku ne güzel olur. Hadi bir tane oku bize. Bakalım işin içinden çıkabilecek yok, miyiz? Yok bu okuyacağım. Şöyle şeyler de var. Hani bayağı anlaşılır ve böyle... Neyse okuyacağım. Hadi oku. Hadi oku bir tamam. tane. Bir tane okuyorum. Endişe. Ben insan, Ademoğluyla Havva kızının yediği yasak elmanın tohumuyum. Dünyaya ağlayarak geldiğim doğrudur.
öyle ya, doğduğum topraklar, çok gülersen çok ağlarsın kokar. İlk adımlarımı atmaya çalışırken çok defalar düştüğüm de doğrudur. Ellerim beni yerden kaldıran anne eli kokar. Ben Türk kokarım, Ermeni, biraz Kürt kokarım, biraz Çerkes. Kulaklarımı bir dinleseniz, binlerce öykü anlatırlar. İlk endişe duyduğum günü, babamın büyüdüğü köyü, canımı acıtan ilk hüznü, kulaklarımda yankılanan o pis sözü. Ah kulaklarımı bir dinleseniz, gözlerimi seyre dalsanız sonra, dalgalarda boğulmaktan endişe etmeden, dalsanız ya gözlerimin bebekliğine, acılarım korkutmuş mu hiç beni? Tel tel olmuş göz bebeklerimin haresinde kaybolsanız ya şimdi, yolunuzu sonra sonra bulsanız ya bilmediğiniz dilden konuşan kadınlara, adamlara. Bir yağmur yağsa ya şimdi, başımızı sokacak bir damımız olmasa, yağsa yağmur aklımıza, fikrimize, kalbimize, yıkansak, yaşarsa sararmış korkularımız, evrilseler umuda. Dünyaya ağlayarak geldiğim doğrudur. Öyle ya, doğduğum topraklar, çok gülersen çok ağlarsın kokar. Lakin her şey bir yağmura bakar. Hepimiz aynı yağmurda ıslanacağız bir gün ve o gün geldiğinde bu topraklar yalnızca umut kokar. Çok güzeldi. Ne kadar güzeldi. Teşekkür ederim. Yani şöyle yazmışsın, okuduğun zaman gözünün önüne fotoğrafları da geliyor. Ay, resmediyorsun yani, o çok önemli bir şeydir. Umarım çok yolu açık olur. Umarım. Ne ay, güzel bir şey. Senin gibi gencecik bir insanın böyle güzel kelimeler, cümleler seçmesi. Hı, teşekkür ve ederim. Bir kitap çıkarıyor olması. Teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Çok tebrik çok ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kitabınla beraber de seni burada ağırlamak istiyorum. Ay umarım. Demek ki Ham aslında adı da itibariyle bu tip öyküler içerecek. Senin aslında kendi meselelerin, kavgaların, vicdanını sorguladığın yerler. Onlar evet, 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 aynen öyle. Yani zaten şöyle bakıyorum biraz, hani dünyayı sevmeyen memleketini de sevmez. Kendini sevmeyen başka bir insanı da sevmez. Yani mümkün o kadar ya, o kadar mümkün açık değil. Ki mesela özgüven hikayesi, hani kötü bir şeymiş gibi sanki, ya da egonun olması, ya da işte ne daha şey bir kelime var işte, biraz narsist olmak falan. Hani biraz olmak zaten sağlıklı bir şey. Çünkü başka türlü baş edemezsin, başka türlü yaşayamazsın. Tabii ki, ama işte o egonun da ayarı çok şey, hepimizde evet, sabit egolar. Evet. Şu an burada bulunan bütün ekibimizde, herkeste ego zaten olacak. O bizim içinde onurumuz var, gururumuz var, evet, işte kendimizi koruduğumuz yerler var, omurgamızı oluşturan, değil mi, bizim bir kişiliğimiz, evet, bir kimliğimiz evet, var. Dolayısıyla egomuz da olacak ama İşte o egonun dengesi evet, de çok önemli. Her şey, her şey. Doğada bazen da işte, o çok şişiyor, patlamak bilmez. Bazen evet, patlar, hiç olmaz filan. Zor şeyler. Ay evet, ben de birkaç böyle görüyorum ara ara. Zor şeyler. Peki şimdi bir dedin ki, bir yandan aslında oyunculuğa da göz kırpıyordum zaten. Bir sürü oyun ve film izliyordum. Ve ufak ufak da görüşmeler de başladı. Belki bir sürpriz de gelecek. Ne tarz bir şey de görmek istiyorsun kendini? Türk yönetmenlerden kimleri beğenirsin mesela sinemada? Oh. Geçmiş, gelecek. Ay şu cevabı hep vermek istemişimdir. Verebilir miyim? Ay şimdi isim söylemeyeyim. Kıza şey yok ki, gücenen olur. Evet, bayılıyorum bu cevaba. Şey, onu söylesem o kırılır falan diyorlar ya. Çok seviyorum. Bazen mecbur kalınca onu söylemek zorunda kalıyorsun. Ama zaten şimdi de öyle söyleyeceğim. Hayır öyle söyleyeceğim. Bana söyle bakayım. Hayır vallahi öyle söyleyeceğim. Benim bir kere zaten isim yok. Korkunç. Tamam, korkunç. Peki hatırlamıyorsun. Çok 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 iyi, çok iyi filmler var. Çok iyi. Hatta bir tanesinde yine reklamı olmaz bence sanatın. Daha Hakan Günday'ı bayılıyorum ve ben böyle lisede keşfetmiştik severim. Ve böyle hani şeydik o zaman, kimse okumasın bizden başka falan ya, diye böyle. Çok, çok severim. Şimdi tabii Emrah'da, inanılmaz Hakan'ı dillere da çevrildi falan çok, bütün dillere. Çok. Şimdi o film oldu mesela. Tantara, acayip heyecanlıyım. Böyle arkadaşlarım da bir de. Bu arada Ahmet Mümtaz Taylan oynuyor başrolünde falan. Hayır, siz beraber mi yapacaksınız? Hayır, hayır. Ben parça, hani biliyorum, tanıyorum. Sen orada içinde falan olacaksın yani. Yok yok, içinde değilim. Yok, onun içinde seyircisin değilim. Seyircisin sadece. Evet, evet. Yani sadece peki, biliyorum hikayeyi. Komedi, komedi mi yapmak istersin? Ağlatan bir şey mi senin daha çok ilgini çekiyor? Bunları hiç düşündün mü? Düşündüm. Ya yani aslında düşündün mü? Düşünmedim. Düşünmedim. Komedi yapabilirsin aslında. Komedi de olabilir. Ya da böyle ters köşeye böyle kara mizah bir şey yapabilirsin. Ya da kara komedi dediğiniz. Ama mesela ne yazsam, işte bu film senaryosu da olur, dizi de olur. Mesela ben Berlin'deyken Ezel'le tanıştım, işte Ezel Akay'la. O da Güven Kıraş sayesinde tanıştım. Güven Kıraş'la da Gökhan Kıraş sayesinde tanıştım.
Gökhan'la da şöyle çok saçma tanıştım. Bir konser böyle, ben Berlin'de yaşıyorum ama konser için yine İstanbul'a gelmişim falan. Manyağım çünkü ben. Deliyim çünkü ben. Gelmişim, Gökhan da böyle hiç tanımıyorum da. Hani oyunculuk yapıyor tabii ki Gökhan Kırak. Evet. Ama tanımıyorum ben. Ve böyle mutsuz falan böyle. Böyle oturuyor dışarıda falan. Şimdi herkes mutlu falan, böyle konseri izliyor falan. Bu gözüme takılıyor böyle. Ve şey, kocam da Eddie'yi de getirmişim falan yanımda. Gittim böyle. Ne yani, ne olabilir ki dedim. Yine gidip yani çatıyor. Ne olabilir hani. Sokaklarda uzak durun bu. Evet. Kaçacaklar artık. Asarsanız hemen geliyor. Gerçekten yapıyorum. Huzur polisi. Hakikaten. Hakikaten yapıyorum. Ağlayan mood bir kadın gördüğümde falan. Neyin var falan. Neyin var? Öyle ya, tanıştım ve şahane arkadaşız, şahane dostuz falan. Ve işte Ezel'le onu söylüyordum. Ah, Ezel'le çalışmak mesela. O Ezel'in yönetmenliği, renkleri değil dizi, mi? Diziye başladık, yazmaya başladım. İşte sen işte bu üç karakterden sormuşsun falan. Böyle yazıyoruz, buluşuyoruz, çiziyoruz. Ben tabii manyak. Yeni mi? Hayır, bu ben Berlin'de. Tamam. Sonra olmadı. Peki. Mesela bu dizi. Olmadı. Evet, çünkü biz böyle ütopik hayallerle 40 dakika... tek reklam. Şimdi internette yapabilirsin mesela, olabilir. Ama. Şimdi o çağ başlıyor biliyorsun. Şimdi bir daha bir bakıyoruz mesela onlara. Ben kesinlikle çok destekliyorum bütün arkadaşlarımı, evet. Bütün oyuncu arkadaşlarımı, senaryoyu, bütün teknik ekibi, herkesi buradan. Serenay Sarıkaya'nın, hayır Serena Sarıkaya'yı biliyorum da onun dizinin ismini şu an hatırlayamadım. Keza Masum Fi. Öyle Fi. Kitaptan. Aynen. Çok Masum, çok yollar açık, evet, olsun. Evet, çünkü evet. Geleceğin evet, işlerine aynen. Başlıyorlar şu an. Aynen. Bize herkesin desteklemesini çok isterim. Evet, kesinlikle. Özellikle bizim gibi oyuncuların meslektaşlarımızı keza öyle. 60 dakikaya inen diziler de var. Aynen. Şimdi televizyonda işte da olmalı. Öyle bir şey yapabilirsin, yazabilirsin. Hı-hı. Kendi var. İçinde yani var. Var bir şeyler. Göreceğiz bak, takipteyim seni. Vallahi var bir şeyler diyor. Dönelim sosyal medyaya. Sosyal medyayı da oldukça sık kullanıyorsun. Kullanıyorum. Zaman zaman moda, fashion show gibi takılıyorsun orada. Zaman zaman bir havalarda sıçrıyorsun, oturuyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor? Nasıl kullanılmalı? Hmm. Ne tavsiye edersin? Ya yine biraz ters bir şey olacak muhtemelen çoğunluğun söylediğinden. Ben çok fazla ciddiye alınması gerektiğini düşünmüyorum. Süper. Yani hani işte kafam bozukken yazdım, sonra pişman oldum falan durumları var ya. Olsun. Yani ne olacak falan. Ama bunu milyonlar görüyor falan. Görsün. Yani biraz yani, geldi mi başına daha önce böyle bir talihsiz açıklama? Geldi mi? Gelmiş bence olabilir. Gelmedi. Gelmiş olabilir. Gelseydi belki böyle düşünmeyebilirdin. Çünkü gerçekten... No, sosyal, mesela... Yani şöyle bir şey bak. Sosyal medyayı kullanırken... çok ince bir çizgi orası. Hem kendin var, bir yandan şimdi, diğer tamam, kendin şimdi var. Anladım. Bir yandan anladım, öbür kendin anladım. Var. Ve seni takip eden milyonlarca insan var. Dolayısıyla o ayarı kaçırmamak çok önemli. Bir de laf atmak, ona kavga etmek bilmem, o zaten bizim eminim senin de yapabileceğin bir şey değil ama yine de toplumun yüreğine dokunacak bir şey de çok dikkatli kesinlikle olmak sanki daha iyi gibi geliyor belki de bana. Şöyle şurada yanılıyorumdur. Herkesi kendim gibi biliyorum. Benim de problemim koca bu. Koca Timitir'i reklama gidiyoruz, sonra buradayız, buyursun. Geldik senin birbirinden transparan açıklamalarına. Diyorsun ki deli hayatın tadını çıkarırken akıllı onun yasını tutar. Evet. Bunu sen demiyorsun. Ben dedim. Böyle bir bana bir atasözü yazar mısın dediler, ben de yazdım. Bir dergi için. Aa, çok hoşuma gitti. Dur bakayım. Deli hayatın tadını çıkarırken akıllı onun yasını. Yani şöyle. Ben deli olabilir miyim? Olabilirsin. bence olabilirsin. Deli nedir? Biz. Abi çok güzelmiş, süpermiş. Evet. Sen de deli olduğunu düşündüğün için bunu yazdın sanıyorum. Estağfurullah. Fazla akıllı olmak biraz üzüntüye insanı itiyor sanki, değil mi? Üzüldüm mü çok üzülüyorum. Sevindim mi de çok. Ne burcusun sen? Başak. Aa, hiç Başak gibi değilsin. Başak. Başaklar daha yükselenim de Kova. Bilmiyorum. Kova var sende. Var kova mı? Kova var. Doğalım, akıllıyım, naziyim, inanılmaz bir insanım. Yani ben demiyorum bunu. Bakın ben demiyorum. Ben de demiyorum. Şaka bir yana nasıl bir insan olduğumu herhalde ancak ölüm döşeğinde anlatabilirim. O güne tamamlanmış olacağım kendimi.
Uzun uzun ömür versin Allah sana. Teşekkür ederim. Tüm sevdiklerimize. Çok teşekkür. Ama dediğin doğru tabii, değil mi? Evet. Çünkü nasıl bir kendimizi tanıyabiliriz ki? Doğa o kadar acayip ki hayat. Yani yarın başka türlü düşünemem. Hani akıl vermek durumu var ya, akıl değil de fikir verenlere ben bayılıyorum. Ve ben her türlü fikri dinliyorum. Ve değiştiriyorum da. Ama akıl vermek evet sert bir şey. Evet, akıl vermek. Neye başka bir şey. Niye akıl veriyorsun? Fikir ver ama yani. Ver. Fikir her var kesinlikle fikir var. Fikre ihtiyacım var. Bak evet. Şimdi evimde televizyon yok. Onun yerine balkona bakan bir koltuğum. Şimdi nedir bu? Geleceğim o eve geleceğim. Yemin ediyorum yok. Ama bu çok saçma. Şöyle, sen televizyon evet, işi yapıyorsun. Evet. Şimdi şeyi... burada geldin 50 dakikadır konuşuyorsun. Ay, evet. Şimdi biz evlerimizde izlerken sen kapı kapı dolaşan komşulara. Niye televizyonun yok? Televizyonum çok uzun zaman. Ya 15 yıldır belki yok. Bilmiyorum ki hiç. Yalnız yaşıyorsun. Yalnız yaşıyorum. Eve gittiğinde televizyon açmak yok. Hiç haberleri nasıl takip ediyorsun? Şey bakıyorum. İşte internetten bakıyorum. Ama belli bir saatte böyle bir haber ya da sosyal medya, hani belli takip ettiğim sosyal medyada ciddi haber kuruluşları var. Oradan zaten her dakika, son dakika bilmem ne. Onlara, onlara bakıyorum. Film izlemiyorsunuz mu? Deliler gibi izliyorum. İnternet. Şeye üyeyim. Yansıtıyorsun hani. Evet. Aynen. Üyeyim. Projeksiyonum oradan var. Ben zaten duvarda. Diye seyrediyorsun. Evet. Peki. O yüzden zaten televizyonun olmaması demek değil projeksiyonun olmaması. Evet, projeksiyonum televizyonun var. Var demek. Var evet, burada. Duvarım var. Yani tamam biz de projeksiyon seyrediyoruz ama televizyon seyrediyoruz ama işte. Ama kanal falan hani bilmiyorum. Hmm, hani. Peki hala. Bakayım başka bir çarpıcı açıklamam var mıymış, ne diyormuşsun bakalım. Ha, herkes kendi internet kanalını kurmalı mı sence? İnternet kanalı kurmaya nasıl bakıyorsun? Son olarak sana bir de onu soracağım. Bilmem yani isteyen kurmalı elbette diye düşünüyorum. Yani o ya bazı mesela şeyler var, kitap kanalları var, evet, YouTube'da. Evet. İşte sanırım İstanbul'da da yapan Kitap Bağımlısı diye bir kız evet, var. Çok evet, da tatlı biliyorum. Bir kız. Ben de çok seviyorum. Çok tatlı. Çok seviyorum. Atıyorum 1000 abonesi var belki ama devam ediyor ve ben bayılıyorum buna. Zaten hikaye o. Yani çok fazla insana bir şey yapmak değil ya da çok ünlü bir kanala dönüşmek değil. Bir şeyler söylemek istiyorsan evet tabii ki söyle ya, ne kadar güzel. Tabii ki söyleyebilirsin. Evet, seninle aynı fikirde olan olabilir, sana katan olabilir. İyi ki geldin Burcucuğum. İyi ki çağırdım. Şöyle şimdi seni izleyenler bu sosyal medyada ve YouTube'da ve diğer kanalda seni takip edenler şimdi seni birazcık daha belki tanımış kesinlikle oldular. Kesinlikle. Onlara buradan zaten bir selamın var mı? Bir şey söylemek ister misin seni takip edenlere? Kitabı alın. Kitabı okuyun alın. Ne olur. Hama alıyorsunuz efendim. Hoşçakalın.